Açın yoğunluklarınızdaki yaşamları anlayın. Bundan sonraki süreçte çok önemli bir dünya kalemi devreye giriyor. Adına biz İslam olan insan dedik. İşte bu kalem hikaye değil, ilim kalemi, ilim kalemi. Sizden beklentim hepiniz, herkes bir ilim kalemi olsun. Yaşandı, yaşatıldı diyeceksiniz. Yaşandı, yaşatıldı. Hasat bu mu acaba? Ya kahalar, yaşayan yaşanan, kelamda hak olup kendi olan, kendini dinleyip insan olan mahrekte kahadır. Ama rahmi kapıda insanlıktır. Bunu anlayın artık. Ben neyim? İnsanlığım. Niye ben insanlığım? An sahalarının levh-i kaydıyım. Ben niye Kur'an'ım? Toprağa tohum olabilenim, hakkın kapısına has olabilenim, hasat olduğumda har olup harike hak olanla türevleri türevleyip tohumladıklarımı koruyabilenim. Medine dediler. Maya'dır Medine. Mahrek'te kelamdır Medine. Ama Mekke kerimdi, katiydi, haktı. Bunların insanlık için önemleri vardı. Tanrı nefes olan değil, nefsi kalem olup kervan olana denir. Ama siz Tanrı'yı bile tanımadınız. Sandınız ki Tanrı kantar değil, karanlığın ilmini diller de siyaha boyandığında sevgiyi kodlayacak olan insanı dinler. O Tanrı'dır çünkü rahmettir. Kantara koyar, tartar, tınıyı kodlar, şalkını kayda alır, lekeleri temizlediğiniz an siyaha boyar sizleri ve çamura batırmaz. Peki canlarım, kıran kırıldıkça, kati kodlar kelamı kayda almadan, şalkı kodlardan çıkardıkça, nesilleriniz siyaha boyanmadan İslam olanda kendilerini kodlardan ayrı tuttukça, nakar sistemde kendini halıklar mı? Kesinlikle. Peki nakar nedir? Nakar, kare küre süfli kapısıdır. Kare küre süfli kapısı. Orada hep ışık kayıtları kırıldı. Hep ayıplar arandı. İnsanın ayıpları. Bunlar arandı canlarım. Ve aradı, arandı. Oğullamalarla kodlandı. Ve herkes tınıda kıran oldu. Kıran kırıldı, kısır kayıt oldu. Böylelikle huriler beklendi yaşama inip ocak olsunlar diye. Yavrum, dünya buydu işte. Artık yeni dönem başlıyor canlarım. Bu dönem masamızdaki güçle başlıyor. Bu dönem hakkın kapısındaki şavkla başlıyor. Asla yanlış bilgi yok. Artık pırlanta bir dünya kuruluyor. Öyle bir güzellik yaşama inecek ki kim diye bakılmayacak. O ben, ben oyum denilecek. Hepimiz tekiz. İşte bunlar anlaşılacak. Biz biriz, tekiz. O çok güzel, o çok çirkin. O kırıcı, o hırsız şavk. Artık bir tek olduğumuz kesinlikle anlaşılacak. Ve bu teklikle artık herkes İslam olacak. İşte İslam oluş budur canlarım. Dönün dünyayı seyredin o zaman. İşte dünya budur. Herkes o kadar güçlü ki, herkes o kadar üstün bir şah ki, o şöyle yaptı, bu böyle yaptı.
yanlışları oldu, oldu, oldu. Niye oldu? Ocak kucak değildi ki. Kısırdı, kırıktı, hırslıydı. Ama bitti canlarım, bitti. Hepimiz yaşam kalemleri oluyoruz. Ol diyebileceğiz. Ama bir tek kişiyi bile o yoktur bende diyeceksek o can hepimizin cenneti olacak ama senin olmayacak. Bunları artık iyi anlayın. Çünkü sen onu sevgiden, Kur'an'dan, aklı kaha olandan çıkardın. Ve sen sevgisiz, ilimsiz, hırslı ve kısır kaldın. Canlarım, medeni bir insan ben der. Ama o ben herkes olan bendir. İşte tekliğin ilmidir ben. Ama bir tek kelam oluştur o ben. Bugünden sonra anlayın canlarım. Neden kınandı yaşamlar? Neden kırıldı yolculukta Kur'an olamayanlar? Neden sağlık sorunları oldu? Neden hırs kısırlık kayıtladı? Yağmur neden yağmadı? Hepsi sistemde kelamı kırmaktan doğan hallerdir. Ve bir tek şunu anlayın diyemem. Her şeyi anlayın artık. Ama ancak tek oluşla mutlak ışık haline dönüşeceğinizi de anlayın. Sizler ben varım, hak ettim, oldu diyecekseniz dönün kendinizi izleyin bakayım. Gerçekten hak ettiniz mi? Herkesi hak ettiniz mi? Hangi ilim kapısı sizi yoksaydı? Neden yoksaydı? Uzak planetler hep şu anda buradalar. Hepsi bugün burada ve bizi dinliyorlar. Tende ilim olmayan yaşamda kelam olmayacak canlar. O kelam olmayan yolu kodlayamayacak, olduramayacak. Sizden istenen ol diyebilecek yüceliği hak etmenizdir. Ol diyebilecek yüceliği hak eden işte İslam olan insandır.